Merhaba, ben Ruhi Çenet. Eğer dünyanın diğer ülkelerinin vatandaşlarına kıyasla ne kadar zengin olduğunuzu görmek isterseniz, globalrichlist.com'da yıllık maaşınızı girebilir ve kaçıncı olduğunuzu görebilirsiniz. Bir ayda 3000 lira maaş alıyorsanız, Gana'daki bir insanın sizin bir yılda kazandığınız parayı biriktirebilmesi için 170 yıl harcama yapmadan çalışması, Zimbabwe'deki bir insanın ise sizin 151 saniyede parasını çıkarabildiğiniz bir kutu kolayı içebilmesi için 1 saat çalışması gerekir. Ayrıca aylık gelirinizle Kazakistan'daki 102 doktorun aylık maaşını da ödeyebilirsiniz. Günümüzde her bir kağıt para ortalama olarak yılda 55 kez el değiştirir. Bu neredeyse haftada 1'e denk. Hatta elinizdeki her 100 kağıt paradan bir tanesi, istatistiklere göre önümüzdeki yıl cinayet işleyecek bir katil tarafından geçtiğimiz sene dokunulmuştu. Ancak tüm dünyada toplamda kaç para bulunmaktadır? Sırayla ilerlersek, evlerimizdeki dağınık masa, çekmece ve dolaplarımızda bıraktığımız sağda solda yatan para ne kadardır? Tam değeri doğru hesaplayabilmek çok zor ve konu hakkındaki tahminler değişmekte. Visa tarafından birçok ülkedeki birçok ev üzerinde yapılmış ve ABD Hazine Bakanlığı'nın verileriyle uyuşan güncel bir araştırma, bir Türk ailenin evinde, iş yerinde ve arabasında toplamda 100 ile 200 lira civarında paranın olabileceğini göstermiştir. Türkiye'de herkesin sağda solda unuttuğu para üzerine ve bozukluklarını bir araya getirdiğimizde bu miktar tahmini olarak 4 milyar TL etmekte. Yani İstanbul'a sadece önemsemediğimiz bu paralarla 4. bir köprü inşa edebilirdik. Peki bankalarda kaç para bulunur? Başarılı bir banka soygunu FBI'ya göre ortalama 10 bin dolar para çalımına eşittir. Ama bu miktar genellikle veznedarların kasalarından çıkan paradır. Toplamda güvenlikli büyük kasası ile birlikte bir bankada ortalama 100 bin dolar ile, eğer banka büyükse birkaç milyon dolara kadar nakit bulunur. Dünyadaki bütün insanların cüzdanlarındaki, banka hesaplarındaki ve bankaların kendi kasalarındaki tüm kağıt ve bozuk paraların toplam değerine ise M0 denilir. Ve bu miktarın 5 trilyon Amerikan doları olduğu tahmin edilmekte. Fakat M0 elden ele dolanan tüm paraların toplamı olsa da tüm dünyadaki toplam para değerinin %10'undan bile daha azdır. Biraz karışık gibi ama bu karışıklığı açıklığa kavuşturmam için size önce para nasıl doğar ondan bahsedeyim. Diyelim ki benim 5 liram var ve bankaya gidip paramı bankadaki hesabıma yatırdım. Banka parayı alırken 5 liramı her istediğimde hesabımdan çekip tekrar harcayabileceğimi söylemekte. Fakat legal olarak bankalar yatırdığınız paranın sadece %10 gibi bir kısmını saklamakla yükümlülerdir. Ve buna kısmi rezerv bankacılığı denilir. Ve banka %90 civarındaki geri kalan miktarı kredi veya yatırım şeklinde piyasaya sürebilir. Ömer bankaya gidip 3 lira kredi çekmek isteyerek bankadan 3 lira borç alabilir. Bu durumda Ömer'in istediği zaman harcayabileceği 3 lirası varken ben de 5 liramı çekip harcayabilirim. Bankadaki tüm para 5 lira olmasına rağmen toplamdaki değer 8 lira yükselmiştir. Yani yeni para doğmuştur. Bu demek oluyor ki tüm dünyadaki toplam parayı ölçmemiz için kısmi rezerv bankacılığı para değerlerini de eklememiz gerekmektedir. Dünyadaki toplam para değeri tüm fiziksel paralarla, yani M0'la beraber faizler, vadesiz ve vadeli mevduatlar, bonolar, tahviller, senetler, çekler ve para piyasasının fonlarının toplam değerine eşittir ve M3 olarak adlandırılır. Toplam değer ise 75 trilyon Amerikan doları civarındadır. Eğer dünyadaki herkes banka hesaplarındaki parayı aynı anda çekmeye kalksaydı kriz yaşanırdı. Çünkü böyle bir para bankalarda aslında bulunmamaktadır. Ve paradan para yaratmaya çalışan bankalar, ekonomik kriz yaşayan bir ülkedeki insanlar ATM'lere hücum edince böyle batmaktadır. Ayrıca eğer elinizdeki parayı yakıp yok ederseniz, dünyada bulunan toplam kağıt para miktarını azaltmış olacağınız için diğer insanların elindeki paranın değeri otomatik olarak yükselmiş olacaktır. Ve siz fakirleşirken onlar çok küçük miktarda zenginleşmiş olacaklardır. Bu arada hasarlı veya yırtık kağıt paranızın eksik kısmı %50'den az ise bu kağıt parayı Merkez Bankası'na götürebilir ve yenisiyle değiştirebilirsiniz. Dünyada bilinen en büyük para yakma eylemi 90'larda Kiev'in kimsenin bilmediği bir sebeple milyonlarca İngiliz sterlinini yakması olmuştur. Ve bu paranın yok olması sadece 2 saat sürmüştür. Son olarak uyuşturucu satışının yaygınlığı nedeniyle kokain kağıt paraya bulaşır ve kağıdın içindeki lifler kokaini hapseder. Ve bir kağıt paranın bir yılda 50'den fazla el değiştirmesi nedeniyle bu satışlarda dönen paralar diğer kağıt paralarla hızlıca sirkülasyona girip temas ile karıştığı için bugün dünya üzerindeki tüm kağıt paraların tahminen %92'si 28 mikrogram kadar kokain barındırmaktadır. Bugün kağıt paralardaki kokain izlerini silmemiz imkansız. Her ne kadar kanuna aykırı gözükse de mahkemeler bir şekilde göz yummakta. Çünkü para zaten böyle bir şeydir. Pis bir şeydir. Bu video Artıway sponsorluğunda çekilmiştir. Artıway size internetteki alışverişlerinizde artı para kazandıran ücretsiz bir web sitesidir. Açtığınız üyelikle site üzerinden alışverişlerinizi Artıway'in anlaşmalı olduğu Hepsi Burada, AliExpress ve D&R gibi 350 civarında online mağazadan yaparsanız Artıway bu alışverişlerde harcadığınız paranın %'lik bir kısmını size nakit olarak geri öder.
Yaptığınız alışverişlerden kazandığınız paralar artı olarak hesabınızda birikir ve 30 TL'ye ulaşınca çekebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.